rahim ve yumurtalıklarım alındı. Kemik erimesini engellemek için ne yapabilirim? Bir de sıfırlanan östrojen hormonu sebebiyle beni neler bekliyor? Takviye edici beslenme ve benzeri şeyler var mı? Malum sebeplerle ben de kontrole gidemiyorum demiş bir Bu hastalık en hastamız. önemli şey tabii cerrahi menopoz. Cerrahi menopoz biraz daha sert geçen bir menopoz. Hatta bazen kadınlarda şey olur biliyorsunuz, hani çok agresif, sinirli olduğunda işte 50 yaşlara doğru ne oldu, sen menopoza mı girdin gibi takılınır. Ruh durumu Annem duymasın değişir. bu örneği. Ruh durumu değişir. Annemize bunu yaptık yani. Ne yapalım, yapılmış bir şey. Bir kadına bunu yapmak çok acımasızlıktır. Bence Çok yapmamak lazım. acımasızlık. Değil Evet, mi? biz de giderken oraya doğru olmamız gereken bir şey. Siz çok gençsiniz ama şöyle, bizim burada önerdiğimiz şeylerden biri şu. Kemik erimesi tabii çok aklımızda olması gereken bir şey. D vitamini eksikliği ülkemizde çok yaygın. Düşünün, güneşli bir ülkeyiz. Kime baksak herkes de eksik. İnanılır gibi değil. Kuvvetle muhtemel beslendiğimiz ürünlerin bağırsaklarımızı etkilemesi. Aynı sizin o bahsettiğiniz ikinci beynimiz var ya, orayı bozuyoruz. Çünkü neden hani bu kadar güneşli bir ülkede güneyden gelen hastalarımız var, Antalya'dan, Mersin'den. Nasıl İzmir'den D vitamini eksikliği olabilir? Eksikliği, Denize evet. giren neden? Yani bağırsakla ilgili de problemler var. Bir, D vitamini seviyemiz iyi olmalı. Kalsiyum mutlaka zengin gıdalar, özellikle kefir, yoğurt, peynir fazla tüketmeliyiz. Üç, hareket etmeliyiz. Yani bazen görüyorum gerçekten çok iyi hareket edenler var ama bir de şu var, hani biraz daha sedanter olayım, hani rahat davranayım. Kemik yapınız, sizler onu bırakırsanız veya vücudunuzda kas yapınız hiç affetmez. Hemen duruma adapte olur. Kaslarınız zayıflar, Ya. kemikleriniz incelmeye başlar. Bu sinsi olur ki başınıza bir iş geldiği zaman bunu sizin ihmal ettiğiniz zamandan 15-20 yıl sonrasıdır. Kalça kırıkları, omurgada çökmeler, boyunuzda kısalmalar. Yani bunlar çok hızlı olmadığı için de siz bir şey anlamazsınız. Aynı sigara gibi.